Sevgili valideciğim, buradaki Çanakkale ruhunu görmeni o kadar çok isterdim ki. Bütün Türk milleti, Türk'ü, Kürt'ü, Çerkes'i nasıl? Hepsi tek yürek, tek millet, tek ruh olmuş durumda. Ben 57. alaydayım. Buradaki askerlerle öylesine bağlıyız ki birbirimize. Sanki hepimiz tek bir anadan doğmuş gibiyiz. Burada ağlamak yok. Yüzünde henüz tüyü bitmemiş 14-15 yaşındaki çocukların bile şehit olma arzusuyla kefenlerine giyip geldiklerini söylesem inanır mısın bana anne? Bu sefer düşman çok çetin saldırıyor. Bizler atalarımızdan mirası olarak bırakılan vatanımızı, değerlerimizi yok etmek için gelmişler. Lakin üstleniyoruz. Ben dahi buradaki son nefer şehit oluncaya kadar, son mermi atılıncaya kadar biz bu düşmanı boğaza göreceğiz anne. Şimdi nur kokan ellerinden öpüyor ve seni yüce Rabbime emanet ediyor. Oğlun Mehçet Sabit, 57. alay, Çanakkale. Yıl 1915. Birinci Dünya Savaşı'nın felaket dolu günlerindeydik. Çanakkale muharebeleri bütün şiddetiyle devam ediyordu. Her iki tarafın askerleri de hayatları boyunca karşılaşmadıkları bir dehşetin içindeydiler. Ölüm her yerdeydi. Kısacası hayat Çanakkale cephesinde o kadar sakin değildi. Gece, gündüz çeşitli toplardan atılan şarapneller ve diğer mermiler başlarımızın üzerinde patlıyor, kurşunlar vızıldıyor, bomba gürültüleri toplarınkine karışıyor. Tam bir cehennem hayatı yaşıyor. Ben ve arkadaşlarım yaralı yınları arasında bunalmış bir vaziyetteydi. Düşmanın kullandığı kurşunlar öyle ağır sonuçlara netice veriyordu ki. İşte size bir örneği. Bir Mehmetçik, 57. alayda, Diyarbakır'a, Barginhanoğlu Şehmuz, öyle kurşun karın zarını parçalayıp geçmiş. Gencecik bedeni simsiyah olmuş. Uzanmış, yatıyor. Lakin ağırbaşlı, kaderine razı bir bardak su istedi. Verdim. Suyunu içtikten sonra gözlerimin içine bakarak bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Lakin güçsüz ve bitkin olduğu için ne dediği anlaşılmıyordu. Yaklaştım. Ne demek istediğini anlamak için kulağımı ona dayadım. Fısıldadı ve kelimesi kelimesine şunları söyledi. Kumandanım, ben Çanakkale cephesine gelmeden önce anam atadan kalan yadigarları bana emanet etmişti. Bir Kur'an-ı Kerim vermişti dinimizi temsilen. Sonra kardeşim Fatıma'nın yazmasını verdi namusu temsilen. Ve bir de şanlı bayrağımızı verdi vatanımızı temsilen. Kumandanım, ben az sonra öleceğim. İnşallah bu ölüm benim arzuladığım olacak. Şehitlik mertebesine yükseleceğim. Lakin kumandanım, anamı bir daha dünya gözüyle göremem. Eğer sağ kalırsanız sizden isteğimdir kumandanım.